Spoiler yok. The Last of Us Part 2'yi oynadım, bitirdim. Üstelik de iki kere bitirdim. Bugün bu videoda hikaye detaylarına girmeyecek, spoiler vermeyeceğim. Bugün bu videoda oyunla ilgili hislerimi size anlatacağım. Öncelikle oyunun resmi çıkış tarihi 19 Haziran. Bana oyunun inceleme sürümü erken geldiği için bu videoyu çekebiliyorum. Bir de oyunda Türkçe dublaj ve altyazı var. Dublaj orijinalinin yerini tutmasa da çok iyi kotar almış. Üst düzeyde bir iş var ortada. Tebrik ediyorum yapanları. Onu sakın kaçırmayın! Neyse, asıl kısımlara gelelim. Bakalım The Last of Us Part 2 bizi memnun edebilmiş mi? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. The Last of Us Part 2 bir aksiyon, gizlilik, hayatta kalma oyunu. Ancak onu türünden bağımsız bir şekilde özetlemek gerekirse bu oyun bir zirve arkadaşlar. Bu oyun teknik olarak bir başyapıt. Bu oyun için gösterilen özen muazzam. Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'si için konuşurken müthiş detaylı çalışmışlar demiştik ya, işte burada da benzer bir iş var. Müthiş bir detay seviyesi var. Önce gördüğümüzü yorumlayalım. Şu videoyu izlemişsinizdir hepiniz. Karakterlerin animasyonlarına inanamamıştık. Yapay zekanın tepkileri bizi büyülemişti. Ulan herifler ne yapmış be, olmaz bu kadar da demiştik. Ancak olmuş. Net bir şekilde bu videoyu izlerken neler hissettiyseniz oyunda bunun 10 katını hissedeceksiniz. Ben şunca yıllık oyunculuk hayatımda gerçeğe bu kadar yakın bir deneyim yaşamadım. Last of Us 2 için yapılan animasyon çalışmaları öyle bir seviyede ki ekrandaki şeyleri gerçekle karıştırmanız çok olası. Bu özen sadece kol bacak hareketlerinde değil, karakterlerin mimiklerinde bile var. Birini arkasından yakaladığınızda suratında o acıyı görüyorsunuz. Aynı şekilde siz birine daldığınızda yüzünüz, mimikleriniz farklılaşıyor, agresifleşiyorsunuz. Bakın, bunlar ara sahne değil, bunlar oyun için detaylar. Ara sahne tarafı ise başlı başına bir zirve. The Last of Us Part 2 bugüne kadar bir oyunda görüp görebileceğiniz en detaylı karakterlere sahip. Bakışları yaşatıyor, duruşları size ortama ruhunu veriyor. Hayatımda ilk defa bir oyunu değerlendirirken oyunculuklar çok iyi abi demek istiyorum. Bak, seslendirmeler çok iyi demiyorum, onlar zaten iyi. Fakat oyunculuklar da nefis. Bir film izlermişçesine izliyorsunuz ekrandaki sahneleri. Duygu yoğunluğunu, dramayı muhteşem aktarıyor bu oyun. Valla bu oyunun görsel tarafında çalışan herkese ayakta alkışlamak istiyorum. Helal olsun. En ince el parmak hareketlerine kadar her şeyini hesaplamışsınız. Manyaksınız siz. İşe görsel taraftan başlaman bazı arkadaşlara garip gelebilir. Normalde oyunların teknik taraflarına pek girmem. Fakat burada yapılan iş oyunun ruhunu doğrudan yansıttığı için önemli. The Last of Us Part 2 teknik anlamda bir zirve. Ve oyunun burada durduğu zirve geri kalan her şeyi de yukarı çekiyor. Çünkü bu kadar iyi gözüken bir oyunda sadece yürümek bile insana iyi hissettiriyor. Çünkü içeridesin abi, oyundasın. Sanırsam daha fazla görsellik övmeme gerek yok. Zaten video boyunca göreceğiniz şeyler benim övmemden daha etkili olacaktır. O zaman gelelim bayıldığım ikinci kısma, oynanış tarafına. The Last of Us Part 2'nin ilk oyuna göre oynanışa getirdiği en büyük farklılık oyun alanlarını büyütmesi. Dar alanlardansa geniş alanlarda aksiyona sokması. Ve bu alan büyütmenin bir artısı da dikine yüzeylerin artması. İlk The Last of Us oyununda genellikle çok katlı mekanlarda düşmanlara çarpışmazdık. İkinci oyunda ise hem çok katmanlı yerlerde çarpışıyoruz hem de oyun alanımız çok daha geniş. Peki pratikte bunun oyuncuya faydası ne derseniz, taktiksellik derim. Çevreyi kullanmak, doğru pozisyona geçmek, tuzakları efektif yerleştirmek, düşmana nereden ve hangi açıdan saldıracağını belirlemek çok önemli bir hal alıyor. Üstüne düşünmesi keyif veriyor. Üstelik yere komple yatabiliyor olmamız ve boşluklar arasından geçebiliyor olmamız da müthiş bir mobilite getirmiş oyuna. Bir anda aracın altına geçip düşmanın bacaklarına sıkarak onu sizinle aynı hizaya getirmek harika bir his. Sağa sola kaçmak, onu vurmak, oradan fırlamak falan filan, yani aksiyon o kadar keyif veriyor ki yaşamak lazım. Tabi aksiyon dışında oyunda gizli gitme şansınız da her zaman var. Fakat The Last of Us'ın özünü keyifli yapan kısmı bu gizliliğin zor olması. Last of Us gizlilik tarafında oyuncunun elinden tutmuyor. Bak şuradan gizli gizli gidersin sen aslan kardeşim benim demiyor. Yakalanma riskiniz her daim yüksek. Bir kere yakalandığınız zamansa bir anda etrafınızda bir cehennem ateşi beliriyor. Panik başlıyor. Koşuyorsunuz, bir dükkan görüyorsunuz, camını indiriyorsunuz, tekrar pozisyon alıyorsunuz, elinizdeki mühimmatları sayıyorsunuz. Bu oyunda mühimmat saymak önemli. Bol bol loot yapsanız bile arka arkaya yapacağınız hatalar nelerin ardından elinizdekileri yitirebilirsiniz. Mermi kalmadı lan bende diyebilirsiniz. Neyse ki orada da yakın dövüş devreye giriyor. Elinin çevikliği sağ olsun, yakın dövüşler çok tatlı olmuş. Düşmanlarımızdan L1 tuşuyla kaçabiliyoruz artık. Ancak doğru zamanda kaçıp saldırmak önemli. Yoksa kaçmak bir avantaj getirmiyor. Tek tek de düşmanları indirmek kolay. Fakat arkanızdan ateş edilirken yanlış bir kaçma hareketi yapmak canınızı sağlam bir şekilde indirebiliyor. Üstelik L1 ile kaçma hareketini Batman oyunlardaki gibi üçgene bas counter atak yap şeklinde konumlandırmamaları da hoşuma gitti. Zamanlamayı tutturmak çok zor olmasa da bir üçgene bas hallet kadar kolay değil. Bu da yakın dövüşteki gerilimi arttırıyor. Ancak tüm bu bahsettiğim gerilimin en büyük kısmını düşmanlar oluşturuyor. Size animasyonları övmüştüm videonun başında ya, şimdi düşmanları övmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, The Last of Us Part 2'de öldürdüğünüz herkes gerçek bir karakter olduğunu hissettiriyor. Yapımcılar bunu hissedebilmemiz için müthiş çalışmış. Birincisi kendi aralarındaki konuşmaları, birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlar ve sürpriz ölümlere şaşırıyorlar. Gizli ilerleyerek gittiğim bir kısımda kadının birini öldürdüm, yoluma devam ettim. O sırada arkamdan bir anda çığlık sesi geldi. Aman tanrım, pet ölmüş diye bağırdı biri. Lan dedim, ne oluyor? Başkası o çığlığı duyunca ne olmuş diye seslendi. Pet ölmüş burada dedi adam. Ulan herif o kadar üzüldü ki petin ölmesine benim için parçalandı. Hacı dedim, kusura bakma vallahi isteyerek şey etmedim ya. Özür dilerim lan. Ben onun pet olduğunu bile bilmiyordum ki, ben ona NPC diye vurdum. Oh God. What?
What? What? She's fucking dead. Hunt her down. Oyun bu düşmanların kendi aralarındaki konuşmaları öyle bir yapıyor ki her seferinde durup takdir etmek istiyorsunuz. Misal önümde duran bir kadın benim daha önce öldürdüğüm bir adamın cesedini fark etse. Tam arkadaşına dönüp hey Mike burada biri yatıyor derken vurdum ispiyoncuyu. İspiyoncunun sözü yarıda kesildi. Bu kez Mike döndü dedi ki Olive bana mı seslendin? Olive ne oldu? Olive niye ses vermiyorsun? Adam anladı işlerin ters gittiğini. Bunları anlatınca basit gözüküyor olabilir ama inanın değil. Düşmanların her bir tepkisi o kadar iyi işlenmiş ki direkt olarak onları gerçek bir insan gibi görüyorsunuz. Sıradan NPC'ler gibi gelmiyorlar size. Bakın Naughty Dog'un önceki oyunlarında da çok iyi yaptığı bir iş vardı. Uncharted'da falan başlatmışlardı bunu. Ana karakterlerimiz kendi aralarında konuşurdu. Nate ile Sally çatışma esnasında öyle muhabbetler ederlerdi ki empati kurar gerçek bir kişi olarak bellerdiniz onları. İşte bu kez Naughty Dog bunu düşmanlar için de yapmış. Kendi aralarındaki muhabbetler o kadar doğal ki çatışmanın her bir anını gerçekçi kılıyorlar. Bu gerçekçilik de o gerilimi veriyor. Bir de düşmanların içerisinde yer alan o ruha şu görüntüler eşlik edince benzeri olmayan bir deneyim çıkıyor ortaya. Ancak şunu da eklemeden geçmeyeyim. Taktiksellik anlamında düşman yapay zekası üst düzey değil. Bakın kötü demiyorum. Üst düzey değil diyorum. Evet etrafınızı sarıyorlar, evet sizi sıkıştırıyorlar ancak bir noktadan sonra hareketlerine alışınca yenilik katmıyorlar. Oyunun başında gördüğünüz taktiklerle sonunda gördüğünüz taktikler farklı gelmiyor. Çatışmalar aşırı gergin geçtiği için buradaki noktayı bir sıkıntı görmüyorum. Ama taktiksel anlamda beklentiniz müthiş yüksek olmasın. Yine de şunu diyeyim, piyasadaki çoğu oyuna göre The Last of Us Part 2'deki yapay zeka çok iyi. Misal düşmanların görüş mesafelerinin çok yüksek olması hoşuma gitti. Eğer açıktaysanız uzakta olsanız bile gözüküyorsunuz. Her an uzaklardan gelen bir kurşunla yeri boylayabilirsiniz. Bu bile işe gerilim katıyor. Şu videoyu hatırlar mısınız? The Last of Us Part 2'nin ilk oynanış videosu. Bu alara oyunu oynarken ilk girdiğimde öyle bir gerildim ki anlatamam. Çünkü oyunun bize ilk defa gösterdiği bir grupla tanıştım. Scar'larla. Bu Scar'ların arka planına girmeyeceğim. Fakat savaş esnasındaki iletişimleri büyüleyici. Çünkü diğer düşmanların aksine Scar'lar kendi aralarında ıslıkla anlaşıyorlar. Evet abi ıslık. Ve bu ıslıkla iletişim kurmaları ortamı daha da geliyor. Çünkü normal düşmanlar kendi aralarında konuşurken siz onları duyabiliyorsunuz. Şuraya kaçtı, buraya gitti, şimdi burada diye. Onları duyduğunuz için de ona göre bir reaksiyon gösteriyorsunuz. Fakat Scar'lar ıslık çaldığı için ne hissettiklerini, ne planladıklarını, ne düşündüklerini anlayamıyorsunuz. Islıkların seviyesinden oyunu oynadıkça keşfediyorsunuz ne düşündüklerini. Bu fikri kim düşünmüş bilmiyorum ama oynanışa müthiş bir gerilim kattığı kesin. Ha, ıslık fikri hakikaten iyi fikir yani. İşin güzel tarafı zaten oyun bu tarz detayları gözümüze sokmadan alttan alta veriyor. Siz de eliyle beraber keşfediyorsunuz. Ne ıslığı lan bu diyorsunuz. Benzer bir alttan detay verme durumu sağda solda göreceğiniz notlarda var. Önceki oyuna nazaran The Last of Us Part 2'de inanılmaz sayıda not bulacaksınız. Ve bu notlar o kadar güzel dizayn edilmiş ki o kadar çok arka plan hikayesi okuyorsunuz ki yaratılan işe saygınız artıyor. Kesinlikle okuyun bu notları. Bir dükkana giriyorsunuz, orada bulduğunuz not yerdeki cesetlerin açıklaması oluyor. Orada ne olup ne bittiğini anlıyorsunuz veya öldürdüğünüz zombilerin ardından okuduğunuz bir not o zombilerin aslında kim olduğunu size söylüyor. Nasıl o hale geldiklerini anlıyorsunuz. En güzeli de oyunun başından beri okuduğum notlarda ismini devamlı gördüğüm bir karakterle kanlı canlı tanışmak oldu benim için. Sallıyorum şu anda tüm oyun boyunca Mehmet diye bir karakteri notlarda görüp durdum. Mehmet şöyle yaptı, Mehmet böyle yaptı diye. Tabii o notları okuyunca kafamda bir şey oluşturmaya başladım. Sonrasında o Mehmet'i gerçekten ilk kez görünce ayrı bir heyecana kapıldım. Allah'ım birazdan Mehmet'i göreceğim diye heyecanlandım lan. Kağıtta yazan şeyin vücut bulduğunu gördüm. Bu tarz detaylar çok iyi kotarılmış. Zaten bu oyunun teması bence şu. Vurduğunuz herkes birer canlı. Boş NPC değil. Oyun bu temayı size tüm oyun boyunca işlemeye çalışıyor. İşin zombi tarafı ise doğası gereği daha gergin zaten. İlk oyundan bildiğiniz zombi çeşitlerinin yanına yenileri de gelmiş. Çok fazla yeni zombi eklenmemiş ama mevcut çeşitlilik bence gayet yeterli. Zombilerin sizi fark ettiği anda üstünüze koşması, sizin de onlardan kaçmak için elinizdekileri fırlatmanız, sopanızı sallamanız falan harika. Adeta bir film karesi gibi. Sadece daha fazla bossumsu zombi olabilirdi. O kısmı beklediğimden bir tık daha az geldi. Sonuca bir kala. Oyun henüz çıkmadığı için bazı konulara detaylı girmek istemiyorum. Ama oyunla ilgili aktardığım bu temel güzelliklerin dışında o kadar sürpriz olay, o kadar hikaye var ki bunları birinci elden deneyimleme imkanınız varsa deneyimlemelisiniz. Fakat bu kadar övgünün yanında bazı şeyler de var. Hatta bu şeyler bence oyunun eleştiri alacağı en büyük kısımlar. Aşama aşama girişelim bu şeylere. 1. Oyunun temposu. RDR2'nin ağır başlangıcının abi oyun çok yavaş diye eleştirildiğini gördükten sonra The Last of Us 2'nin de benzer bir eleştiri alacağını düşünüyorum. Bakın elimizdeki oyun hikayeyi anlatmaya çok özen gösteren bir oyun. Ve bu hikayeyi anlatmak için oyunun temposunu aşağıya çekmekten çekinmiyor. Özellikle oyunun ilk 5-6 saati tempo ara ara çok yavaşlıyor. Bu benim için bir dert olmadı çünkü oyun bu anların ardından bana nefis heyecanlı saatler yaşattı. Ancak bu tempo aksaklığı her oyuncu için güzel gelmeyebilir. Daha hızlı bir deneyim arayanlar bazı noktalarda sıkılabilirler.
Bence ilk oyuna göre temposu daha yavaş bir oyun Last of Us Part 2. 2. Keşif hissi. Aslında bu bir eksi değil ama bazı oyuncuları üzebilir. Oyun çıkmadan önce yapılan tanıtımlarda keşfedebileceğimiz alanların olacağı söylenmişti. Hatta Ellie'nin atla gezdiği bir sahne görmüştük. Ancak oyunda böyle anların sayısı çok az. Hatta neredeyse yok. Oyunun başında bir tadıyorsunuz keşif duygusunu fakat aynı şekilde devam etmiyor. Last of Us Part 2 genel olarak düz aktığınız bir oyun. Ancak bir sokakta yürürken gördüğünüz binaların içerisine girip araştırabiliyorsunuz. Bu açıdan bakınca ilk oyundan çok farklı değil. İlk oyunun genişletilmiş versiyonu gibi. Fakat tanıtımlarda bahsedilen o yarı açık dünyamsı keşfetme olayını göremedim ben. Bu benim için problem değil bu arada. Ben öyle bir şey istemiyordum Last of Us Part 2'den. Fakat tanıtımları görüp öyle beklentiye girmiş olan insanlar varsa aranızda üzülebilir. Çünkü geniş olanlarda keşif olayı tadımlık bırakılmış. 3. Hikaye. Merak etmeyin, spoiler yok. Gelelim en çok tartışılacak kısma. Bence bu oyunun hikayesi oyuncuları ikiye bölecek. Bazıları hiç sevmeyecek, bazıları ise çok sevecek. Bazıları ise kararsız kalacak. Üçe böldük lan. Öncelikle oyunun hikayesini teknik açıdan takdir etmek istiyorum. Hakkını yemek olmaz. Bakın gerçekten de Naughty Dog anlatmak istediği hikayeyi harika bir şekilde anlatıyor. Elemanlar kafalarında bir şey kurmuşlar, onu kağıda dökmüşler ve müthiş işlemişler. Oyundaki her bir karakterin motivasyonunu anlıyorsunuz. Her karakteri tanıyorsunuz. Hepsine empati kurabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir iş. Bunu kabul ediyorum. Fakat benim kararsız kaldığım konu etabın başındaki konu. Kafalarındaki şey benim kafamdaki şeyle pek örtüşmedi. Yani anlattıkları hikaye, tercih ettikleri yol beni çok da mutlu etmedi. The Last of Us Part 2 bana sorarsanız her açıdan ilk oyundan daha iyi bir yapım. Fakat oyun bittikten sonra ağızda bıraktığı o tatmin açısından ilk oyunun gerisinde. Ben ilk oyunu bitirdiğimde aldığım o hissi bu oyunda yakalayamadım. Fakat bu herkes için aynı olacak diye bir şey yok. O yüzden diyorum zaten bazıları çok sevecek, bazıları hiç sevmeyecek diye. Nasıl desem size bu durum böyle. Ortaya çıkan iş o kadar kaliteli bir iş ki bu anlattıkları yerine başka bir hikaye anlatsalar nasıl olurdu diye merak etmekten alıkoyamıyorum kendime. Biliyorum biraz bencilce bir düşünce bu ama bu abi düşündüğüm. Fakat bu kısmı oyun çıksın, herkesler bir oynasın, ondan sonra hep beraber güzelce tartışırız. Çünkü tartışılacak çok şey olacak. Ama hikayeyle ilgili ne düşünürseniz düşünün, bence bu oyunu kesinlikle oynayın. Bunu spoiler yiyenler için de söylüyorum bu arada. Oyun sizi hiç beklemediğiniz duygulara sürüklüyor. Bugüne kadar oynadığım oyunlar arasında duygularımı karman çorman eden sayılı yapımlardan biridir bu oyun. Bir oyunu bunu insana yaşatması kolay iş değil. Bir anda beklemediğiniz duygularla oyun oynarken buluyorsunuz kendinizi. Tabi anlattığı hikaye bir yana bütün olarak bir şaheser var karşımızda. Detaylara gösterilen özen müthiş. Oynanış tarafında yaşattığı duygular inanılmaz. Sadece daha uzun olmasını isterdim, bak onu söyleyeyim. Ortalama 25 saat sürüyor oyun. 20 saatte de bitirebilirsiniz, 30 saatte de. Ancak bittiğinde eminim ki doymamış olacaksınız. Benim gibi tekrar ikinci sefere başlayacaksınız. Keşke daha uzun olsaydı diyeceksiniz. Keşke. Çünkü oynanışta o kadar güzel şeyler var ki üzerine gidebilecekleri. Onların hepsinin üzerine gitmemişler gibi geliyor bana. Mesela tanıtımlarda gördüğümüz zombilerle insanları birbirlerine düşürme olayını bir tık daha genişletebilirlermiş. Biraz tadımlık kalmış o da. Her şeye rağmen şu ana kadar bu yıl oynadığım en iyi şey bu oyun abi. Teşekkür ederim emeği geçen herkese.